Şimdi böyle çok gözüküyor. Zar zor dediğine göre şöyle bir şey olacak herhalde bu. Zar zor. En düşük. Şöyle bir şey yapalım ya. Hani görelim detaylarında. Bence böyle. Lütfen kaydırıcıyı köpek ve kedi arkadaş olana kadar ayarla. Nasıl bir şey anlıyor? Ha. Ha. Ne alaka oğlum bu? Daha çok arkadaş oldular. Onayla abi. Lütfen kaydırıcıyı 5 sayısı 9 olana kadar ayarla. Ne oğlum? Bunlar şey ya. Windows'un popüler ikon metin yazıları. Öyle miydi ya? Öyle bir şeydi. Başka bir şey dersek mesela. Mesela şu. Aa, kabul etti lan. Lütfen kaydırıcıyı daha fazla ayarlayamayacağın kadar ayarla. Nasıl olsun oğlum bu ne ya? Aşağıdaki uydurma iki kelimeden hangisi sana daha çok çekici geliyor? Yumuk ne? Yumuklu sucuk sucurt. Doklu beynek. Sana hangisi daha çekici geliyor diyor. Yumuklu sucurta bana daha çekici geliyor. Doklu beynek pek hoş değil. Şeye çekelim, yumuklu sucurtaya çekelim. Lütfen kaydırıcıyı ayarlama. Niye abi? Ayarlayacağım. Al. Şu anda saat kaç biliyor musun? Bakayım lan. Evet, biliyorum. Şu anki saat doğru saat mi? Şu tam neye göre? Neye göre abi? Hadi evet diyelim. Aslında hayır demem. Zaman ne de çabuk geçiyor, değil mi? Evet. Kendinle ilgili bana söylemediğin bir şey var mı? Oo. Çok şey var da. Hayır diyelim. Yardım gerekirse Naç'a danışmak ister misin? Naç. Nutucu. Evet diyelim. Acaba verdiğimiz cevapların bir karşılığı var mı? Onu da merak ediyorum ben şimdi. Beni tekrar ziyaret edecek misin? Tabii edelim ya. Evet. Evet arkadaşlar. The Stanley Parable Ultra Deluxe. Bunu oynuyoruz. Hangar Çeviri'ye buradan teşekkür ediyoruz. Türkçe dublaj ve Türkçe yamalarda yardımcı oldukları için. Evet, ayarlara bir girelim. Ses, görüntü. Güzel. Haiz arttırabiliyor muyuz? Benim monitör kaçtı ki. Önemi yok ya Haiz'in. Ses. Tamam, geri diyelim. Tamam, oyuna başla diyelim. Hadi bakalım. İşte bu Stanley isimli bir adamın hikayesidir. Stanley, büyük bir binadaki firma için işçi 427 olarak çalışıyordu. İşçi 427'nin işi basitti. 427 numaralı odada masasının başına geçer ve klavyedeki tuşlara basardı. Emirler masasındaki bir monitörden gelir. Ona hangi tuşa veya tuşlara, hangi sırayla ve ne kadar süre basacağını söylerdi. İşte bu işçi 427'nin her yılı, her ayının, her haftasının her günü yaptığı işti. Ve başkalarının bu işin ruhunu öldüreceğini düşünse de Stanley sanki bu iş için yaratılmış gibi emirlerin geldiği her defasında bir haz alıyordu. Ve Stanley mutluydu. Sonra bir gün oldukça garip bir şey oldu. Stanley'i sonsuza dek değiştirecek bir şey. Asla
unutamayacağı bir şey. Monitöründe takip etmesi gereken hiçbir komut olmadığını fark ettiğinde yaklaşık bir saattir masasının başında oturuyordu. Hiç kimse ona yapacağı işleri söylemek, toplantıya çağırmak, hatta merhaba demek için bile gelmemişti. Bu firmada çalıştığı yıllar boyunca hiç böyle bir soyutlanma yaşamamıştı. Bir şeylerin ters gittiği oldukça açıktı. Şoke olmuş, donup kalmış bir şekilde Stanley kendini uzun süre hareket edemez halde buldu. Ama aklı başına gelip algıları tekrar açıldığında masasının başından kalkıp ofisinden dışarı çıktı. Evet, algımız açıldı. Şimdi bir ofisimizden dışarı çıkalım. Tüm iş arkadaşları gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Stanley toplantı odasına yöneldi. Belki bir notu gözden kaçırmıştı. Şimdi bu oyun birçok sonu olan bir oyun. Anlatıcı bize direktiflerde bulunuyor. Biz de onun söylediklerini yapıyoruz. Yaptığımız zaman bazı olaylar gelişiyor. Yapmadığımız başka şeyler yaptığımız zaman da başka olaylar gelişiyor ve değişik değişik farklı sonlara ilerliyoruz. Mesela örnek gösteriyorum. Stanley ne kadar ararsa arasın iş arkadaşlarını hiçbir yerde bulamıyordu. Dümdüz gitseydim bunu söylemeyecekti mesela böyle. Ama mesela bu yolumuzdan saptırmadı bizi. Veya saptırdı bilmiyorum. Belki de bir sonu tetikledi bu. Hani her şey bir sonu tetikliyor arkadaşlar. Yaptığınız her hareket farklı bir sonu tetikliyor. Bakalım hangi sonları bulabileceğiz. Yeni eklenen sonlar var mı? Ultra Deluxe'e yok mu? Birlikte göreceğiz. Bazı kapıları kapatabiliyoruz. Bazılarını açabiliyoruz. Bazılarını hiçbir şey yapamıyoruz. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Önce bir ne diyorsa onu yapalım. Sonra bakalım değiştirelim olayları. Ama burada da hiç kimse yoktu. Hiç inanası gelmediği halde bazı cevaplar bulma umuduyla Stanley patronunun ofisine gitmeye karar verdi. Evet, patron ofisine gideceğiz. Toplantı odası burası arkadaşlar. Tahtalar Türkçe çevrilmiş. Çeviren arkadaştan cidden eline sağlık. Çok güzel çevrilmiş. Charles'ı süpürge dolabından çıkarın. Ben kayda girmeden önce bir oynadım. Süpürge dolabına girdim, çıktım. Sonra bir daha girdim, çıktım. Yeter girme falan filan demeye başladı bana süpürge dolabına. Bakalım oyunu sıfırlamaya çalıştım. Acaba sıfırlandı mı? Yoksa sıfırlanmadı mı? Süpürge dolabına girince anlayacağız onu. Evet, buralar hep Türkçe abi. Buralar hep Türkçe yapmışlar. Burada slide var. Dandik bir slide. Bu da Türkçe. Gayet güzel. Bu 2005-2010 arası. Belki de 2000 bilmiyorum. O yıllarda popüler olan bir slide furyası vardı. Bu ne lan? Biri çıldırmış bak orada. Yeter 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 falan yapmış. Slide hazırlayan kişi artık kafayı gitmiş. Patrona minnettarlık dakikası. Orada sinirlenmiş, şimdi de yağ çekiyor. Neyse, şu süpürge dolabına bir girelim abi. Bakalım sıfırlandı mı sıfırlanmadı mı anlarız şimdi. Stanley süpürge dolabına doğru adım attı. Ama orada hiçbir şey yoktu. O da arkasını dönüp aksi istikamette ilerledi. Filamente benziyor lan şu. Evet, süpürge dolabına girdiğimizde burada ilk söylediği bu. Ne yapılacak bir seçim, ne takip edilecek bir yol. Sadece boş bir süpürge dolabı. Burada bulunmak için bile bir sebep yoktu. Evet, sıfırlanmış gibi geliyor bana. Dur bakalım. Israrla girip çıkarsak ne oluyor? Stanley'nin halen süpürge dolabında oturuyor olması şaşırtıcıydı. Hiçbir şey yapmıyordu hem de. En azından ortalıkta etkileşime geçebileceği bir şey olsaydı yaptığını savunabilirdi. Bu şekliyle orada duruyor, her şeyi siktir etçilik oynuyordu. Çok iyi. İyi hadi gidelim. Dur lan, bekleyeceğim. Bir sefer daha bekleyeceğim. Bakayım şey diyecek mi? Sen halen süpürge dolabında mısın? Hiçbir şey yapmadan öylece duruyorsun. Neden? Neden? Lütfen bana bir açıklama yap. Cidden aklım karıştı. Neyse, zorlamayalım. Bunların hepsini yapacağız abi. Bir merdivene geldiğinde Stanley patronunun ofisine gitmek için yukarı çıkan merdivenlere yöneldi. Bak şimdi aşağıda da farklı yerler var. Gideceğiz abi. Aşağıda gideceğiz. Hepsine gideceğiz.
Patronun ofisine bir gidelim. Özel tuvalet. Sabah para, öğlen para, kahvaltıda para, para gevreği. Sıçabiliyoruz mu buraya? Evet, adamın tuvaleti iyiymiş ya. Benim şeyim kadar, odam kadar adamın tuvaleti var. Bir de duş olması lazım abi. Özel duş filan. Şuraya kapıları kapayalım, ceyran yapmasın. Burası kilitli. Patronun ofisine girdiğinde Stanley bir kez daha insan varlığına dair hiçbir iz göremediği için afalladı. Şoki olmuş ve aklı Arap saçına dönmüş bir şekilde Stanley tüm bunların kimin başının altından çıktığını ve kendisi için ne tür şeytani planları olduğunu merak etti. Bilemeyeceği bir şey vardı ki o da patronunun Stanley'den sakladığı korkunç gerçeği koruyan klavye panelinin patronunun masasının arkasında olduğuydu. Ve bu panele ekstra bir koruma önlemi olarak şu sayıları şifre olarak girdiğiydi. 2845. Ama elbette Stanley'nin bunu bilme imkanı yoktu. Bilmiyoruz değil mi? Şimdi bilme imkanı yok dedi. Şifreyi söyledi ama bilmiyoruz. Stanley orada öylece bakıp parmaklarını çevirip durdu. Bu aygıta girdiği hiçbir sayının bir anlamı yoktu. Çünkü kombinasyonun 2845 olduğunu asla bilemezdi. Bilmiyoruz abi. 284 olduğunu asla bilmiyorum. Dur bakalım. 2845. Bilmiyorum abi. Nasıl bilebilirim ki? Neyse hadi. Tutturduk Tanrı aşkına. Görünüşe göre panelini acil durum geçersiz kılma prosedürü devreye girmişti. Ve kapı öylece açılıvermişti. Ve Stanley de hikayeyle birlikte cehenneme düşmüştü. Hup-di-du. Evet artık bir sanki şeye portal evrene giriş yapıyormuş gibi girdik abi. Bu ne lan? Asansör. Kaç tane sonu var bilmiyorum. Çok sonu var deniliyor. 12 mi 20 mi bilmiyorum ama o tarz bir aralıkta. Binanın derinliklerine doğru ilerlerken Stanley kendini biraz ayrıcalıklı hissetti. Göğsünde dönüp duran bir histi. Sanki kendisi için düşünebilecek vakti ve izni bulmuştu. Sanki yaptığı işin doğasını sorgulayabilirdi. Peki bunca yıl hiç aklına bile gelmemiş olmasına rağmen bunu neden şimdi düşün? Bu soru uzun süre cevapsız kalamazdı. Bozuldu mu lan? Vay canına. Hayır, boş ver. Stanley aslında asansöre geri döndü ve tekrar yukarı çıktı. Tam bir salağım. Stanley bunu patronunun ofisine geri döneceğini bildiği halde neden yaptı? Pekala, bu harika bir soru. Bunu öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Dur lan bir daha aşağı inek. Bir direktifleri komple yerine getirek. İnebiliyoruz mu? Aha kilitledi lan orayı. İşte buradayız Stanley. Burası patronunun ofisi. Tam olarak asansöre binmeden önce nasılsa öyle. Hala hiçbir şey değişmemiş. Buraya gelip ofise tekrar bakmak için ne büyük bir karar verdin öyle. Bu hikayenin konusunu hiç beklemediğim yeni ve büyüleyici şekillerde ortaya çıkardı. Adeta bir İran halısı dokur gibi birbiri ardına gelen o keskin hikaye noktalarını hem de hiç taviz vermeden işleyen keskin bir algın var. Vay! Heyecanla izliyorum. Pezevenk ya. Abi bak bir asansörden geri yukarı çıktık nasıl değişti olaylar. Dur geri gidelim tamam. Yanmış ışık. İnanılmaz. Şimdi asansöre geri döndüm ve tekrar aşağı mı indim? Bayanlar ve baylar nasıl beceriyor bunların hepsini? El
elbette bu sefer de Stanley ürkütücü koridora doğru yürüyecek. Yürüyecek, değil mi? Geri çıkabiliyorum. Çıkayım mı la? Çıkacağım, merak ettim. Gerçekten bu ürkütücü koridorda ilerleyeceğimiz... Hayır. Bir kez daha asansöre binmenin zamanı geldi. Orada olabileceklerle boğuşmayı düşünemiyorum. Ne mi patronun ofisi? Ne bu sefer patronun ofisi ise? Ah, bu gerilim beni öldürüyor. Işık kapalı. Ay. Aman tanrım. Patronun ofisi yine. Bu durum benim cephemde işleri değiştiriyor. Çalışırken lütfen bana burada bir dakikalığına izin ver. Ne oluyor? Lütfen bekleyin. Tam bir dakika sürse bu. Tamam. Sürmeli. Hazırım. Bu çarpıcı gerçeği benimsemeye ve... Hayır. İlerlemeye haz... Hayır bekle. Düzeltmek için daha fazla zamana ihtiyacım var. Geldi. Artık alıştım buna. Bu şaşırtıcı yeni gerçeklik için dünya görüşümde yer açtım. Tıpkı daha önce de olduğu gibi sürükleyici anlatım için uzman bakışına dönüyorum Stanley Usta. Gidelim bakalım. Evet, düğme aktif olmuş. Aa tabii ya, asansörle aşağı iniyoruz. Nasıl tahmin edemem bunu? Yani elbette şimdi taşlar yerine oturdu. Ama şunu anlamalısın ki 30 saniye önce bu tür bir şey daha önce hiç denenmemişti. Bunu tahmin etmek için küçücük bir ipucu bile yoktu karşımda. Stanley'nin karar verme mekanizması işte bu kadar açıklayıcı. Bayatlamış ve tekrara düşmüş bir hikaye anlatıcılığı ortamında taze bir nefes. Bir şey diyecek mi? Bir daha çıkacağım. Galiba saldı artık. Biliyor musun Stanley? Salmamış. Bir şey bekle biraz. Bir an için duralım. Farkında değil misin? Beklenti bu Stanley, sen ve ben. Bu asansörün tepesinde başımıza neler gelir bilmemizin imkanı yok. Ama belirsizlik, beklemenin, öngörmenin ve tahmin etme zorunluluğunun acısı. Gerçek heyecan bu. Ah, sadece bu hissi kaybetmeyi hiç ama hiç istemiyorum. Çok değerli, yıldırım gibi. Neden bu asansör yolculuğunu güzel ve yavaş yapmıyoruz? İşte başlıyoruz. Bu çok daha heyecan verici değil mi? Biliyor musun Stanley? Bugünlerde izleyicilerin istediği tek şey, mümkün olduğunca yüksek sesle ve sık sık şok edilmek gibi görünüyor. Olayların başladığı andan itibaren büyük patlayıcı anların yüzlerine vurulmasını istiyorlar yani. Ama gerilim nerede? Hikaye ve karakterler için yavaş ve incelikli bir takdir oluşturmak için seyirciye duyulan güven nerede? Neden sürprizleri hayal etmemiz için bize zaman verilmiyor? Düşünmek ve tahmin etmek zorunda kalmak ve sonra nihai ortaya çıkışa hayret etmek için hiç mi zaman yok? Bu hikaye anlatımı Stanley, sen ve benim şu anda yaptığımız şey, yıllardır geliştirilmekte olan en heyecan verici anlatım. Ve gerçekten hepsi senin sayende. Aynı yerleri tekrar tekrar ziyaret etmek gibi cesur bir adım atan sensin. Gerçekten ciddiyim. Bu eşsiz ve farklı. Dışarıdaki hiçbir şeye benzemiyor. Beni şaşırtan hikayeler istiyorum Stanley. Düşünmek zorunda kalmak istiyorum. Kendimi kaptırmak istiyorum. Kandırılmak değil. Her zaman böyle hayal gücünden yoksun saçmalıklarla besleniyoruz ve hepimiz bunun farkındayız.
İşte bu yüzden bizi keskin, canlı ve diri hissettiren içeriklere açız, aç. Bu yüzden insanlar seni çok seviyor Stanley. Çünkü geleneklerin yüzüne tükürmekten korkmuyorsun. Sen bir rol modelsin, biliyor musun? İnsanlar seni örnek alıyor. İşte bu yüzden, bunu sana ne zaman söyleyeceğimi bilemedim ama senin için küçük bir basın toplantısı düzenledim. Böylece işin hikaye anlatıcılığın ve hayatın hakkında konuşabilirsin. Evet, halkın gözüne pek hitap etmediğini biliyorum. Ama bunun özellikle seni başından beri takip eden insanlar için çok anlamlı olacağını düşündüm. Seni gerçekten örnek alıyorlar Stanley. Onlar üzerinde yani bıraktığın etkinin farkında mısın bilmiyorum. Bu onlar üzerinde daha iyiye doğru muazzam bir etki bırakabilecek türden bir jest. Aa güzel, geldik. Aa! Nereye geldik lan? Tamam. Basın toplantısını düzenleyeceğimiz oda şu köşede bir yerde olmalı. Sağlıklı olmanın yolu açıklandı. Dünyanın en sağlıklı insanı. Nasıl yaptık piramitler? Vay. Böyle bir şey bilmiyordum bak ben. Denk geldi şu an. Dünya barışı bebeğim. Heh, evet. İşte burada. Bu kapıdan geçince. Bir ülperdim ama ya. Aa biz lan. Geri dönsem ne der acaba? İyice algılarıyla oynayabiliyoruz mu acaba? Bir şey olmuyor. Hızlı koşma yok, çömelme var, zıplama yok. Galiba burada dediklerini yapmak zorundayız. Peki. Sahne. Hazır mısın? Onlara hoş hikaye anlatımında sürprizin doğası konulu bir konuşma yapacağını söyledim. Ve gerçekten öngörülemez bir anlatı oluşturmanın ne anlama geldiğini öğreneceklerini. Merak etme. Harika bir iş çıkaracaksın yiğidim. Sadece kendin ol ve içinden geldiği gibi konuş. Seninle gerçekten gurur duyuyorum Stanley. Tamam. Görünüşe göre senin için hazırlar. Aslansın, kaplansın. Hadi bakayım. Abi 427, 247 olarak çevirdiğimizde daha geçen gün bitirdiğimiz Black Mesa oyununda portalların koordinatını söyleyen sayıymış. Onu da dün öğrendim. Burada da 427 var. Acaba bir gönderme mi? Olabilir. Şeytanın bacağını kır şampiyon. Ne yazmışlar? Bana parkta o muhteşem kaykay numarasını gösterdiğin için teşekkür ederim. Harikasın sen. Sahnede başarılar. Yehu. Stanley ve David. 6 yaşında. Şeytanın bacağını kır şampiyon. Tekrar etmiş orada. Tebrikler Stanley. Sen yine de nereden geldiğini unutma iş arkadaşlarım. Abi gerçekten sahneye mi çıkıyoruz ya? Pizza ile gelen kanki. Kanka çok karanlık burası ama. İçinde kötü bir his var ama. Oo! Siktir. Oğlum hiç beklemiyordum lan. Hiç beklemiyordum bunu. Evet. Tüm iş arkadaşları gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Stanley toplantı odasına yöneldi. Belki bir notu gözden kaçırmıştı. Stanley ne kadar ararsa arasın, iş arkadaşlarını hiçbir yerde bulamıyordu. Kim götümü elledi? Ne oğlum? Kim götümü elledi benim? Var mı lan o bardaktan başka? Çok iyi. Bu bardak konuşuyor. Gülümseme yazıyor. Kim götüm elledi? Evet, bir bu sefer tam bir direktiflerini bir yapalım abi. Bir saptık yoldan. Bir yapalım bu sefer.
Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Hiç sataşmadan bir yere bir gidelim abi. Ne diyorsa yapalım. Tamam mı? Ama burada da hiç kimse yoktu. Hiç inanası gelmediği halde bazı cevaplar bulma umuduyla Stanley patronunun ofisine gitmeye karar verdi. Telefonu sessize alayım. Şöyle önüme de koyayım. Evet, patronumuzun odasına gidelim. Bak, süpürge odasına bulaşmıyorum. Oraya bulaşacağım. Bir merdivene geldiğinde Stanley patronunun ofisine tamam, gitmek yukarı için çıkıyoruz yukarı çıkan abi, merdivenlere tamam. Yöneldi. Bir bakalım ne olacak. Sonunu bir dümdüz düz sonu görelim abi. Patronunun ofisine girdiğinde Stanley bir kez daha insan varlığına dair hiçbir iz göremediği için afalladı. Bu ne anlama gelebilir ki diye sesli düşündü Stanley. Etrafta duyacak hiç kimse olmadığı halde. Vahşi bir şekilde patronunun masasındaki kağıtları yırtar, raflardaki kitapları devirir. Duvarda asılı tabloların ardına bakarken içinde bulunduğu durumu aydınlatacak bir ipucu arıyordu. Farklı ama sonra şeyler dikkatini söylüyor. Patronunun masasının ardındaki panel çekti. Bu panelin amacı ne olabilirdi ki? Aslında bu panel ayaklarının altında yatan korkunç bir gerçeği saklıyordu. Ve bu yüzden patronu panele bir şifre koymuştu. 2845. Ama elbette Stanley'nin bunu bilme imkanı yoktu. Ama inanılmaz bir şekilde paneldeki rakamları rastgele basarak Stanley tamamen şansa bala doğru kodu girmeye başardı. Şansa bala. Yeni açılan yola adımını attı. Bak, yine ufak farklılıklar var. Bazı şeylerde farklı söylüyor. Yırtar atar falan filan. Yine ufak bir farklılıklar var. Dümdüz bir sonu görek abi biz. Bak, asansör şeyi yine var orada. Bizden üzerinde zihin kontrol tesisi yazan bir kapıdan geçti. Çıkış. Çıkış. Televizyon ekranlarıyla dolu devasa bir odada ışıklar açıldı. Bu yer nasıl korkunç bir sır saklıyor olabilir diye düşündü Stanley. Bunu bulabilecek gücü var mıydı? Evet, burası da enteresan. Direkt kendi sonu da oyunun şeyini veriyor sana, spoilerını veriyor. Düz sonu, ilk bitirme sonu direkt sana oyunun şeyi spoilerını veriyor. Monitörler yaşamla dolduklarında gerçek duaları açığa çıktı. Hepsinin üzerinde bina çalışanlarından birinin numarası vardı. Stanley'nin iş arkadaşları, her bir bireyin hayatı... Oğlum şu adam ne iş yapıyor olabilir lan? ...görüntülere indirgenmiş ve onlardan biri olan Stanley, özgürlüğün hiçbir şey ifade etmediği bu yerde izlenmekteydi. Biz kaçtık lan? 427 miydik biz ya? Bizim mekan neresi abi? Drone'u bulmam lazım. Şu mu lan? 460 diyor. Aha! Şu ortadaki bizimki. Bakalım. Aa, vallahi bizim oda. Bizim odayı gösteriyor. Kesin tabii burada kopyala yapıştır vardır. 600 tane farklı şey koymamışlardır herhalde resim. Ya merdivenden koymuş. Mesela merdivende ne işçi olabilir? Hani işçi... Tamam da abi, şu işçi 312'nin merdivenle ne iş olabilir ya? Hani anlatabiliyor muyum? Bu zihin kontrol tesisi inanılamayacak kadar korkunçtu. Gerçek olamazdı. Stanley bunca zaman boyunca bir başkasının kontrolü altında mıydı? Sıkıcı işiyle mutlu olmasının tek sebebi bu muydu? Körlemesini kabul etmesi için duygularının manipüle edilmesi miydi? Hayır. İnanmayı reddetti. Bunu kabul edemezdi. Hayatı bir başkasının kontrolü altında mı? Asla. Düşünülemezdi bu, değil mi? Böyle bir şey mümkün müydü ki? Tüm hayatını dünyaya karşı kör bir biçimde mi geçirmişti yani? Ama işte aha, kanıt buradaydı. Operasyonun kalbi. Duygu seçenekleriyle etkilenmiş şey tuşlar. Mutlu ya da üzgün ya da memnun. Yürümek, yemek yemek, çalışmak.
Tüm bunlar izleniyor ve emrediliyordu işte bu yerde. Ve geçmişinin soğuk gerçeği kafasına dank etmeye başladıkça Stanley bu makinenin bir daha asla hiçbir insanın hayatı üzerinde korkunç gücünü kullanmaması gerektiğine karar verdi. Bu makineyi bozacak, yok edecek, parçalayacaktı. Ne? Zihin kontrolleri boşta girdi bekleniyor. Makineyi bozmamızı istiyor şu anda. Bir bozalım abi. Bozalım. Sistem gücü açık, sistem gücü kapalı. Biz kapalıyı seçmemiz gerekiyor. Ve emin olamamanın getirdiği bir ürperti. Bitmiş miydi? Evet, kazanmıştı. Makineyi yenmişti. Kendisini bir başkasının boyunduruğundan kurtarmıştı. Özgürlük sadece birkaç adım ötedeydi. Ama öyle olmasına rağmen devasa kapı yavaşça açılırken Stanley hala ne kadar bulmacanın çözülmemiş kaldığını düşünmeden edemedi. İş arkadaşları nereye gitmişti? Kendisi makinenin boyunduruğundan nasıl çıkmıştı? Yani. Bu bina başka nasıl gizemlere ev sahipliği yapmaktaydı? Ama gün ışığı odaya vurdukça bunların hiçbirinin bir önemi olmadığını fark etti. Çünkü onun aradığı bilgi değildi. Güç de değildi. Yalnızca mutlu. Kapı cidden büyükmüş ama. Belki de amacı anlamak değil, boş vermekti. Artık kimse ona nereye gideceğini, ne yapacağını ya da ne hissedeceğini söyleyemezdi. Nasıl bir yaşam sürerse sürsün, onun yaşamı olacaktı. Ve şu anda bilmesi gereken tek şey buydu. Belki de bilmeye değer. Neredeyiz lan biz? Bu dağın başına tesis mi yapmışlar? Kapıdan adımını attı. Kapıda nasıl bir şeyse açılamadı. İncecik kapı mı yapmışlar oğlum, anlamadım. Stanley soğuk Meltem'i teninde hissetti. Ben de değil. Özgürlüğün getirdiği his. Önünde açılan bu yeni yolun getirebileceklerinin hissi. Şu anda her şey olması gerektiği gibiydi. Ve Stanley mutluydu. Ya ben bakacaktım sağa sola ya. Niye aldın ki kontrolü abi? Aha. Başarım verdi. Loading yazıyor şurada. Benim ekran arkasından kaldığı için gözükmüyor. Yine mi başa geldik? Bu kadar mıydı? Tüm iş arkadaşları gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Stanley toplantı odasına yöneldi. Belki bir notu gözden kaçırmıştı. Stanley ne kadar ararsa arasın, iş arkadaşlarını hiçbir yerde bulamıyordu. Kötülükler buraya girip çıksak burada bir şey söylüyor mu? Bakayım. O meşhur bardak. Stanley ofisteki her şeyi kurcalayarak etrafa baktı. Ama bu hiçbir şeyi değiştirmedi. Ya da hikayede bir ilerlemeye de faydası olmadı. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Soldan girek bakalım yine. Ama burada da hiç kimse yoktu. Hiç inanası gelmediği halde bazı cevaplar bulma umuduyla Stanley patronunun ofisine gitmeye karar verdi. Şurayı bir kurcalayak şimdi. Hayır 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 hayır, yine olmasın. Bunun bir parçası olmayı reddediyorum. Seni cesaretlendirmeyeceğim. Hatta hiçbir şey söylemeyeceğim. Bu odada yapmayı sevdiğin şeyi bitirene kadar sabırlı bir şekilde bekleyeceğim. Lütfen keyfine bak. Bekliyorum abi. Hadi bekliyorum. Cidden susuyor herhalde. Yok, bu sefer sinirlendi, bir şey demiyor. Tamam abi,
Hiçbir şey yok orada, gidelim. Bir merdivene geldiğimde Stanley patronunun ofisine gitmek için yukarı çıkan merdivenlere yöneldi. Hızlıca geçek buraları. Patronunun ofisine girer girmez Stanley dona kaldı. Hiçbir canlı yoktu ortalıkta. Gerçekten de herkes ortadan kaybolmuş olabilir miydi? Bu Stanley'nin kaldırabileceğinden fazlaydı. Herhangi bir insan için bile fazlaydı. Dizlerinin üstüne çöktü ve hıçkırıklara boğuldu. Hem de hayata tutunmasını sağlayan hiçbir şeyi kalmamış. Tüm umutlarını yine bir şeyler anlatıyor. Adamın kurumuş gırtlağından çıkacak seslerle. İşte tam orada. Yere çökmüş vaziyette, neredeyse bir saate yakın bir süre boyunca korkudan felç olmuş şekilde duruyordu. Ama sonra içinde bulunduğu durumu anlamak için harekete geçince patronunun masasının ardındaki paneli buldu. Bu ne anlama gelebilirdi? Bu Stanley'nin geleceği için bir umut ışığı olabilir miydi? Heyhat değildi. Stanley hikayeyi öylesine hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyordu ki anlatıcının konuşması için hiçbir imkan bırakmıyordu. Bu tür vesveseler sağlıklı değildir. O yüzden bir süre için sakin bir New Age tarzı müzikle rahatladı. Hızlıca geçekleri duydu sanki lan. Güzelmiş. Sakinleşmiş ve yenilenmiş bir şekilde hisseden Stanley, sakin bir şekilde yeni açılan yola adım attı. Acaba bir gün burada... Aa, bu kapandı lan. Açıktı önceden. Şurası. Yeni bir yol çıkacak mesela. Bu kapı açıldığı zaman başka bir yol çıkacak. Vay. Gidebiliyoruz da. Işığımız olsa. Bir şeyler anlatacak mı? Direkt indirecek mi bizi? Üzerinde zihin kontrol tesisi yazan bir kapıdan geçti. Televizyon ekranlarıyla dolu devasa bir odada ışıklar açıldı. Bu yer nasıl korkunç bir sır saklıyor olabilir diye düşündü Stanley. Bunu bulabilecek gücü var mı? Bakalım burada farklı bir yol rota belirleyebiliyoruz mu? Monitörler yaşamla dolduklarında gerçek duaları açığa çıktı. Hepsinin üzerinde bina çalışanlarından birinin numarası vardı. Stanley'nin iş arkadaşları. Her bir bireyin hayatı ekranlardaki monitörle de büyük kocamanmış ha. Ve onlardan biri olan Stanley, özgürlüğün hiçbir şey ifade etmediği bu yerde izlenmekteydi. Bu zihin kontrol tesisi inanılamayacak kadar korkunçtu. Gerçek olamazdı. Stanley bunca zaman boyunca bir başkasının kontrolü altında mıydı? Sıkıcı işiyle mutlu olmasının tek sebebi bu muydu? Körlemesini kabul etmesi için duygularının manipüle edilmesi miydi? Hayır, inanmayı reddetti. Bunu kabul edemezdi. Hayatı bir başkasının kontrolü altında mı? Asla! Düşünülemezdi bu. Geç o aşağıda beklesek ne olurdu? Böyle bir şey mümkün müydü ki? Tüm hayatını dünyaya karşı kör bir biçimde mi geçirmişti yani? Ama işte kanıt buradaydı. Operasyonun kalbi. Duygu seçenekleriyle etiketlenmiş tuşlar. Mutlu ya da üzgün. Arkadaşlar ya bu tuşların da bir anlamı yemek, var. Yemek yemek. Bir yerde gördüydüm de hangisi kombinasyonu bilmiyorum. Ve emrediliyordu işte bu yerde. Ve geçmişinin sayılı olanın da farklı bir sonu var. Başladıkça Stanley bu makinenin bir daha asla hiçbir insanın hayatı üzerinde korkunç gücünü kullanmaması gerektiğine karar verdi. Bu makineyi bozacak, yok edecek, parçalayacaktı. İzle şimdi. Ha tamam, buraya kadar her şey aynı değil mi? Kontrolleri aktifleştirme, değil mi? Seni bunca yıl tutsak ettikten sonra kalkıp bu makineyi kendin mi kontrol etmek istiyorsun? İstediğin şey bu mu? Kontrol mü? Stanley, çabanı alkışlıyorum gerçekten ama anlamak zorundasın. Makinenin de yapabileceği şeyler sınırlı. Boş verip gitmen gerekiyor.
Gitmiyorum kontrolleri abi. Kapatacak ve çekip gidecekti. Eğer hikayemi yolundan çıkarmak istiyorsan bundan daha çok çaba sarf etmelisin. Korkarım sahip olduğunu düşündüğün gücün yanından bile geçmiyorsun. Örneğin sanıyorum ki bunu münasip bulacaksın. Stanley bir anda ağdaki acil durum yok etme sistemini tetiklediğini fark etti. Uygun bir DNA eşleştirilmesi olmadan makinenin aktifleştirilmesi durumunda nükleer başlıklar patlayacak ve bütün tesisi küle çevirecekti. Peki o zaman patlamaya ne kadar kalmıştı? Şöyle diyelim. 2 dakika. Şimdi işler daha eğlenceli hale gelmeye başladı. Değil mi Stanley? Artık yıldızının parlama zamanı geldi. Yıldız sensin. Bu artık senin hikayen. Hızlandı oğlum bu. İçinden nasıl gelirse öyle şekillendir onu. Bu aklımdakinden çok daha iyi oldu. Keyfini çıkarmak için bu kadar az vaktinin kalmış olması ne yazık. Bomba patlamadan önceki son birkaç an. Her bir an paha biçilemez de. Senin hakkında, benim hakkımda, nereden gelip nereye gittiğimiz hakkında, tüm bunların ne anlama geldiği hakkında konuşulacak anlar. Nereden başlayacağımı bilemiyorum bile. O da ne? İş arkadaşlarının nerede olduğunu mu öğrenmek istiyorsun? Varlığın yok olmadan önce küçük bir teselli mi? Tamam, keyfim yerinde. Ve nasıl olsa ölüp gideceksin. Sana onlara ne olduğunu söyleyeceğim. Onları durdurabiliyoruz mu acaba? Makineyi kapattım, seni serbest bıraktım. Elbette hikayenin sadece bu kısmında böyleydi. Şöyle söylediğim zaman da ofisinde sonsuza dek oturarak, durmadan tuşlara basarak tek başına ölürsün. Diğer zamanlarda ofisin yer yarılıp da içine girmesine izin veririm ya da yanıp kül olmasına. Yine de şunu belirtmeliyim ki olayların bu şekilde gelişmesi benim için daha eğlendirici oldu. Etrafında olup bitenleri anlamaya ve senden alınan kontrolü geri almaya çalışman oldukça zengin. Neredeyse bitecek olmasına üzüleceğim. Ama bir sonrakinde bundan bile iyi olacağına eminim. Aha, Tanrım, sadece 30 saniye kalmış. Ama öyle çok eğleniyorum ki. Biliyor musun? Boş ver gitsin. Saate biraz ekstra zaman ekleyeceğim. Neden olmasın? Bunlar çok değerli ek saniyeler Stanley. Bir dakika ekleyelim. Vakit nakittir. Şerefsiz ya. Sorun ne Stanley? Acaba nereye gidecek? Veya ne yapman gerektiğini bilmemen mi sorun? Yoksa o geri sayımı gördüğünde bu odada bir şeyin geri sayımı durdurabileceğini mi sandın? Diyorum ki kendine bir bak. Tuştan tuşa, ekrandan ekrana koşuşuyorsun. Odadaki her şeyin üzerine tıklıyorsun. Bu numaralı tuşlar. Hayır, bu renkli olanlar. Ya da belki de bu büyük kırmızı bir tuş. Bir şey olmuyor. Ya da bu kapı. Büyük kırmızı tuş mu? Hiçbir şey. Burada bir şey beni kurtaracak. Sana böyle düşündüren nedir ki Stan? Bu oyunu yenebileceğini, kazanabileceğini, çözebileceğini mi sanıyorsun? Burada bulunma sebebini bile biliyor musun ki? Çok tuş var ama burada. Aslen, acayip bir hayal kırıklığısın. Ama sana bir spoiler. Bu geri sayım sadece şey aksiyonu rayında tutan bir katalizör değil. Aynı zamanda adım adım yaklaşan ölüm. Arkana yaslanıp bir sinematik izlemek yerine oynuyor olmanın tek sebebi çaresiz ve güçsüz olduğun bu her anın seni daha kombinasyon var bak burada. Görmek istediğimdendir. Bu bir yarış değil. Bu bir trajedi. Bu dünyayı kontrol etmek istedin. Öyle olsun. Ama önce ben bunu yapayım. O yüzden senin yapabileceğin bir şey kalmayacak. Saate bir bak Stan. Halen mücadele verebilmen için geriye kalmış 30 saniye. Büyük patlamaya 30 saniye. Burada son yok. Sadece parçalarına ayrılacaksın. Kırılgan hayatına umutsuz bir şekilde tutunmaya mı çalışacaksın yoksa onu huzur içerisinde terk mi edeceksin? Başka bir seç. Bunu iyi değerlendir. Ya da değerlendirme. Bana göre hava hoş. Hepsi bu şakanın bir parçası. Ve inan kaçınılmaz hayatının her saniyesinde gülüyor olur. Yok olduğun andan benim şöyle dediğim bana sonsuza dek Gitti. Yine geldik başa. Tüm iş arkadaşları gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Stanley toplantı odasına yöneldi. Belki bir notu gözden kaçırmıştı. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Hiç sağ diyecek mi acaba? Ama burada da hiç kimse yoktu.
Hiç inanası gelmediği halde bazı cevaplar bulma umuduyla kovulmamak için ipuçları patronunun ofisine gitmeye karar verdi. Ya adam girmeyelim diye tahtayla çivilemiş ya. Bir merdivene geldiğinde Stanley patronunun ofisine gitmek için yukarı çıkan merdivenlere yöneldi. Bunu beklemiyordum. Tamam, sanırım artık hepimiz işleyişi biliyoruz. Bla bla bla. Karanlık sırlar, panel, Stanley bazı tuşlara basar. Aa hey, bakın yeni bir yol açıldı. Sürpriz. Kapandı. Burası kapanmıyordu. Üzerinde zihin kontrol tesisi yazan bir kapıdan geçti. Bu kapının üzerinde çıkış yazıyor olmasına rağmen bu koridorun sonunda asıl olacak olan şey Stanley'nin vahşi bir ölümle karşılaşacak olmasıydı. Öleceğiz ha? Arkasındaki kapı kapalı değildi. Stanley halen arkasını dönüp yoluna devam edebilirdi. Bu noktada Stanley vicdan muhasebesi yapıyor, bilerek ve isteyerek kendi ölümüne doğru gidebilecek gücü topluyordu. Hadi meydanla, hadi öldür bizi. Korkunç ama burası da. Oo. Aşağı atladık bakalım. Neredeyiz? Makine vızıldayarak harekete geçer ve Stanley yavaş yavaş kendi sonuna yaklaşır. Ezileceğiz. Hayatında bir baltaya bile sap olamadığını düşündü. Stanley büyük resmi göremiyordu. Gerçek hikayeyi bilmiyordu. Dar görüşlü algısında sonsuza dek kapalı kalmıştı. Belki de ölümü pek de büyük bir kayıp sayılmazdı. Tıpkı kör bir adamın gözlerini oymak gibi. Ve sonra boyun eğdi. Kısa ve boş hayatının vahşi sonunu kabul etti. Hoşça kal Stanley. Evet, geçmiş olsun. Hoşça kal Stanley diye haykırdı anlatıcı. Stanley devasa metal çenelerin arasına doğru çaresizce ilerlerken. O hayati anda makine vücudundaki tüm kemikleri unufak edip onu bir anda öldürürken Stanley tamamen yok olmuştu. Ölmüşüz. Ama yine de halen birkaç dakika öncesinde Stanley oyunu yeniden başlatmış, ofisinde ve hiç olmadığı kadar hayatta olabilirdi. Acaba anlatıcı onun ne yapacağını düşünmüştü. Oyunu yeniden başlatacağımı da biliyorlar. Burayı biliyorum ya. Yürüyebileceğin her yol senin için çok önceden yaratıldığında ölüm anlamsızlaşır. Hayatı aynı kılar. Şimdi anlıyor musun? Daha Stanley başlamadan önce en başından beri ölmüş olduğunu anlıyor musun? Çok enteresan. Bak. Şurada başlıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Burada arkadaşlarımızı arıyoruz. Şurada götüme kimeledi bardağı var. Buradan çıkıyoruz. Bu koridordan geçiyoruz. Toplantı odası. Ha? Buton sesleri mi? Acaba burada bir şey var mı? Ofis. Bu butonların bir kombinasyonu var mı? Bakım odası. Acaba böyle bir odaya gidebileceğiz mi?
Ha bak patron odası değil lan orası. Fun diyor. Bunlar farklı sonlar mı? Bak paralar çıkmış. Ending diyor şurada. Farklı değişik sonları var arkadaşlar. Savaş alanı mı? Ne alakalı? Geliştirme sürecinin başlarında Stanley'nin kendi bir savaş alanında uzaylılarla savaşırken bulacağı bir son tasarladık. Aksiyon oyunu bilinçli hale gelecek ve anlatıcıya karşı savaş açacaktı. Bunu oluşturmaya başladıktan kısa bir süre sonra bunun oyunun tonu için çok şakacı ve absürt olduğunu fark ettik. Zaten oyun şakacı ve absürt zaten yani. Ayrıca bazı insanlar bunu nişancı oyunlarını seven insanlarla dalga geçmek olarak yorumladı. Ki bizim niyetimiz bu değildi. Neyse. Olsun. Ne oluyor oğlum? Niye bozuldu burası? Tam burada bir projektör duvara yazı yansıtıyor. Aa değişiyor lan. Odun musunuz beyefendi? Ufuk. Değiştirebiliyoruz mu? Hangar e-postalarıymış bu da. Bana bu sayının ne olduğunu söyleyebilir misin? Neyse. Salon. Hiç gitmedik salona gideceğiz. Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Geri sayın. Evet bak hala değişik oda isimleri çıkıyor abi. Aha bu ne lan? Böyle şarteller mi var? Bu neydi şimdi? O neydi lan? Aha. Ben arkamı dönünce mi çıkıyor anlamadım. Geri sayım masası. Anlamadım da neyse. Evet böyle şeyler var buralarda da yine. Daha fazla gezmeyek. İşte ofiste şu var, bu var. Şu sokum var, bu sokum var. Aha. Ah şu ikisine de bir bak. Nasıl da birbirlerini yok etmeye çalışıyorlar. Nasıl da birbirlerini kontrol etmeye çalışıyorlar. Nasıl da özgür kalmayı düşünüyorlar. Görüyor musun? Birbirlerine ne kadar çok ihtiyaçları olduğunu görüyor musun? Hayır. Belki de değil. Bazen bazı şeyler asla görülemez. Ama bana kulak ver. Halen bu ikisini kapatabilirsin. İkisi yine buraya geldik. Olmadan önce programı kapatabilirsin. Sırasıyla escape ve çıkış tuşlarındayız. Bu oyunu yenmenin başka bir yolu yok. İlerlediğin sürece bir başkasının yolundan yürüyeceksin. Şimdi dur. Gerçekten sana ait olan tek seçim olsun. Ne yaparsan yap, onu seç. Zamanın seni yerine seçmesine izin verme. Ben ölmeyi seçtim. Tamam, basmak istemedim escape'i. Ölmeyi seçtim abi. Evet, yine başladık. Buradan çıkmadan bir başarım var mı acaba? Hani sürekli burada dursak. Mesela şu saat. Bakalım. Şeye geçecek mi? Uzun olan. Hareket edecek mi? Ediyor lan.
Fark ettiniz mi bilmiyorum ama hareket ediyor. Gerçek saatte doğru değil bu arada. Ama hareket ediyor. Bak, 4'ten tamamen dışarı çıkacak birazdan. Acaba saat hep böyle bundan mı başlıyor? 11.20'de mi başlıyor? Tüm iş arkadaşları gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Stanley toplantı odasına yöneldi. Belki bir notu gözden kaçırmıştı. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldi ve solundaki kapıdan girdi. Hızlı gidiyor mu? Belki bu sefer yine bir şey der. Lan. Ama burada da hiç kimse yoktu. Hiç inanası gelmediği halde bazı cevaplar bulma umuduyla Stanley patronunun ofisine gitmeye karar verdi. Burası hala kapalı. Bir merdivene geldiğinde Stanley patronunun ofisine gitmek için yukarı çıkan merdivenlere yöneldi. Ama Stanley bunu yapamazdı. Patronuyla karşılaşma ihtimalini düşündü. İşinin başında olması gerekirken olmadığını itiraf ettiğini. Bu yüzden kovulabilirdi. Ve ekonomi böyle darboğazdayken neden böyle bir risk alsındı ki? Sırf herkesin ortadan kaybolduğuna inandığı için mi? Patronu onun çıldırdığını düşünürdü. Sonra Stanley'nin aklına bir şey geldi. Belki diye düşündü kendi kendine. Belki de ben deliyim. Tüm iş arkadaşlarım bir anda gizemli bir şekilde ortadan kayıp mı oldu? Hiçbirinin mantıklı bir açıklaması yoktu. Ve Stanley bunu düşünürken başka garip gözlemlerde de bulundu. Örneğin aşağı baktığında neden ayaklarını göremiyordu? Gittiği her yerde neden kapılar otomatik olarak ardından kapanıyordu? Ve harbi bu bağlamda tüm bu odalar hep birbirine benziyordu. Kendilerini tekrar mı ediyorlardı? Hayır, dedi Stanley kendi kendine. Hayır. Bunlar çok garip. Bu gerçek olamaz. Ve sonunda vardığı sonuç dilinin ucuna kadar geldi. Ama söyleyecek kelimeleri seçemedi. Rüya görüyorum diye bağırdı. Bunların hepsi bir rüya. Bir cevap, bir açıklama bulduğu için Stanley öyle rahatlamıştı ki. İş arkadaşları aslında hiçbir yere gitmemişti. İşini kaybetmeyecekti. Deli filan değildi. Ve yine kendi kendine düşündü. Sanırım yakında uyanacağım diye. Tuşlara basmaktan ibaret işime ve sıkıcı gerçek hayatıma geri döneceğim. Madem rüya gördüğümün farkındayım, bunun keyfini çıkarabilirim o zaman. Ve kendini uçarken hayal etti. Ve yavaşça... Uçuyoruz mu lan yoksa? ...yükselmeye başladı. Sonra kendini uçar büyülü bir yıldız topluluğunun arasından uçarken hayal etti. Ve onları da gördü. Öyle eğlenceliydi ki Stanley halen uyanmamış olmasına hayret ediyordu. Halen nasıl rüya gördüğünün farkında olmaya devam edebilirdi? Ve sonra belki de şimdiye kadarki soruların en garibi geldi Stanley'nin aklına. Daha önce sormamış olduğuna kendisi de şaşırdı. Neden kafamın içinde her yaptığımı söyleyen bir ses var? Neden? Şimdi de ses kendini Stanley tarafından düşünülürken anlatıyordu. Bunu nasıl garip buldu? Sanki burada ikinci bir kişi oldu. Düşüncelerimi nasıl açıkladığını düşünmemi açıklayan bir ses hayal ediyorum diye düşündü. Ve her şeyin nasıl ne kadar garip olduğunu düşünüp bu sesin tüm insanlara rüyalarında konuşup konuşmadığını merak etti. Ama elbette gerçekte bunların hiçbiri rüya değildi. Nasıl olabilirdi ki? Stanley sadece kendini mi kandırıyordu? Eğer uykudaysa hiçbir sorumluluk almak zorunda kalmayacağına kendini mi inandı? Stanley şu anda ömrü boyunca hiç olmadığı kadar uyanık. Sesin bu kelimeleri söyleyişini duymak Stanley için büyük bir şoktu. Ne de olsa hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde bunun bir rüya olduğunu biliyordu. Ses onun daha az önce büyülü bir alemde yıldızların arasında uçtuğunu görmemiş miydi? Bunlar nasıl açıklanabilir ki? Bu ses de onun bir parçasıydı elbette. Elbette sadece şunu yapması gerekecekti. İspatlayabilirdi. Kontrolün kendi elinde olduğunu ve bunun bir rüya olduğunu ispatlayabilirdi. O yüzden gözlerini yavaşça kapadı
ve kendini uyanmaya hazırladı. Teninin üzerindeki battaniyenin hafif ağırlığını ve sırtındaki karyolanın baskısını, dışarıdaki dünyadan gelen taze havayı hissetti. "Bırak da uyanayım," diye düşündü. "Bu rüyadan bıktım artık. Bitmesini istiyorum. Bırak da işime gideyim. Tuşlara basmaya devam edeyim. Lütfen. Tek isteğim bu. Dairemi, karımı ve işimi geri istiyorum. Tüm istediğim hayatımın olduğu gibi devam etmesi. Hayatım normal. Ben normalim. Her şey çok güzel olacak. Sıkıntım yok. Sıkıntım yok." Bitmedi mi lan? Stanley çığlık atmaya başladı. "Lütfen biri beni uyandırsın. Benim adım Stanley. Bir patronum var. Bir ofisim var. Ben gerçeğim. Lütfen birisi bana gerçek olduğumu söylesin. Gerçek olmalıyım. Öyle olmalıyım. Sesimi duyan var mı? Ben kimim? Kimim ben?" Ve her şey bir anda karardı. Bu Mariella isimli bir kadının hikayesidir. Mariella her günkü gibi uyandı. Yatağından kalktı, giyindi, pılısını pırtısını topladı ve çalıştığı yere doğru yola koyuldu. Ama bugün kasabada sağdan sola koşup duran, kendi kendine çığlıklar atan ve en sonunda düşüp ölen bir adam tarafından yolunu öldük yine. Ve kısa bir süre içerisinde dönüp giderek bir ambulans çağıracak olmasına rağmen çok kısa bir an için bu garip adamı düşündü. Kesinlikle çıldırmıştı. Bu kadarı belliydi. Herkes delilerin nasıl göründüğünü bilir. Ve işte o anda kendi kendine normal olduğu için şanslı olduğunu düşündü. Aklım yerinde. Aklımın kontrolü de ben. Yine öldük. Ne gerçektir, ne değildir biliyorum. Bunu düşünmek rahatlatıcıydı. Ve bir şekilde bu adamı görmek ona kendisini daha iyi hissettirmişti. Ölmüş lan adam. O gün için ayarladığı buluşma aklına geldi. Kariyerini ve dolayısıyla da hayatının geri kalanını etkileyecek olan ve etkilemesi gereken önemli insanlar vardı. Bunun için zamanı yoktu. O yüzden sadece bir an için orada durup yerde yatan cesede baktı. Ve sonra arkasını dönüp koşmaya başladı. Koşuyor mu? Yürüyerek gitsin oğlum bu kadar baktıktan sonra.